Hoş geldiniz. Doktor Uflux'un ikinci bölümü War of Sontaros pazar akşamı yayınlandı. İzledik. Ezgi, Uygar ve ben Umut Çelik. Bölüme dair fikirlerimizi ve görüşlerimizi bildireceğiz, tartışacağız. Keyifli bir program olması dileğiyle. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bundan başlayalım. Uygar başlasın. Bayağı notlar almış, kırım falan Uygar bayağı filan. çalışmış ya. Ben de bir O şeyler bir yazdım da neler bayağı. diyecek çok merak ettim ben. Ben de notlar aldım ama Uygar'ın notlarını görünce vazgeçtim. O Şey kısa mi böyle versiyonu. ufak Çok bir TikTok'a falan. detay. Aynen benimki böyle kısacık kaldı. Bence önce Uygar o başlasın. Tamam. Öncelikle söylemeliyim ki bu bölümü tıpkı geçen bölümde olduğu gibi beğendim. Ancak şöyle olsaydı da daha iyi olurdu dediğim bazı şeyler var. Tabii birazdan söyleyeceğim şeylerin yapmak gibi bir zorunlulukları yok. Sadece bunlar benim kendi isteğimle ilgili bir şeydi ama sorun değil. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu bölümde Kırım Savaşı'na değindiler. Kırım Savaşı'na değindikleri için ben birazcık daha o dönemin tarihi olaylarıyla ilgili bazı şeyleri daha çok görmek isterdim. Osmanlı ve Fransız birlikleri gibi. Özellikle de Osmanlı ile ilgili şeyleri biraz daha fazla görmek isterdim. Çünkü aslında Kırım Savaşı bir Osmanlı ve Rus savaşıdır ve İngilizler ve Fransızlar da arkadan destek verdiği bir savaştır. Tabii bu fazla ayrıntılı bir detay. Sadece işte olsaydı daha iyi olurdu dediğim bir şeydir. Zaten Doktor Who'nun gerçek tarihi tıpatıp anlatması gibi bir lüks şey asla yok. Bu sadece işte benim kendi fikrimdi yani. Bunun dışında bölüm gerçekten gayet zevkliydi. Doktor Who'nun bu sezon bu performansıyla giderse gerçekten de 13'ü geçtim. Modern serinin de belki en iyi sezonlarından bile biri olabilir belki. Bu performansıyla giderse. Tabii ki daha bunu söylemek için erken. Umarım yanılmam. Bölümde bir tarihi karakterle daha tanıştık bu bölüm. Bir hemşire karakteriyle. İsmini şu anda tam hatırlayamadım. İsmi neydi onun? Mary Seacole. Mary Seacole. O karakteri ben oyuncusunu çok sevimli buldum. Bu karakteri bence çok sevimli bir şekilde oynamış. Özellikle de onları işte bu This is my British Hotel dediği sahnede çok tatlı bir şekilde söylemiş bence orayı. Çok sevdim. Karakteri de sevdim ama onun yanındaki bir İngiliz komutan vardı. O zaten Doktor Who'nun klasik işte bu adamdan iğrenin nefret edin tarzı bir kötü yani kötü bir karakter tarzı bir karakter. İnsanlığın kötü tarafını temsil eden bir karakter. Diğeri de işte o karakter, hemşire karakteri de insanlığın iyi tarafını temsil ediyor. Bu bölümle ilgili beğendiğim ve bölümün temel konusu olan iki tane hikaye var aslında. Bir tanesi son törenlerin dünyanın iki farklı zamanını işgal etmesi. Bir tarafta da zaman gezegeni ve işte antik bir tapınak olan ve bu sezonun belki de en önemli hikayesi olabilecek olan bir hikaye vardı. Öncelikle son törenlerden biraz bahsetmek istiyorum. Son tören hikayesini aslında ikinci bölüm tanıtımı başlar başlamaz dedim ki ben bunu gördüm ve ben bu bölümü çok seveceğim dedim. Çünkü belli ki yani tarihin olan gidişatını değiştirecekleri bir bölümdü. Nitekim bölümde de gördük ki Çarlık Rusya ve Çin yıkılmış ve orada bir son taran imparatorluğu kurulmuş. Ve 19. yüzyılın İngiliz ordusu da bunlarla savaşıyor. Ben böyle alternatif tarih hikayeleri, bilim kurgusal öğelerle süsleyen hikayeleri çok severim. Doktor Who'da da bu tarz bir şey iyi işlendiği zaman da bunu gerçekten hayranlıkla izliyorum. Bu bölüm Doktor Who'nun bu tarz bölümleri iyi işlediği bölümlerden birisiydi. O yüzden de bu bölümü gerçekten çok sevdim. Ayrıca işte doktorun son törenlerle olan bir takım muhabbetleri de vardı. Bu muhabbetler sırasında onların hem buradaki amaçlarını öğrendik hem de doktor ve son törenlerin geçmişine dair bir takım referanslar gördük. Bunlardan birisi sanırım klasik seriye ait bir referansta. Doktor bir sahnede diyordu ki işte ben Gallifrey'in lideri ve son törenlerin yenen kişiyim ve o şu an burada Kırım'da sizi bekliyor falan diye ona bir gözdağı verdiği bir sahne vardı.
O alayı tarz klasik referans. seri. Bu bölümde çok fazla klasik seri göndermesi var. Evet. Baya Onu böyle sen düşünün notlar detaylı aldım. bahsedersin daha. Klasik seri Baya böyle. aynen. Klasik seriye dair referanslar hoşuma gitti. Yani ben klasik seriyi fazla izlemiş birisi değilim. Ancak klasik seriyle hakkında bilgiler öğrenmiş biriyim. Özellikle işte bu zamansız çocuk kısmındaki o gösteri doktorun gösterildiği sahneler falan vardı. Onları biliyordum mesela klasik seriyle ilgili öğrenmiştim. Bu bölümde de işte o tarz referanslar hoşuma gitti. Ayrıca daha sonra da bir de Liverpool kısmında bir hikayemiz var. Bu sefer de işte önce bir Dan ve Yaz birdenbire uzay ve zamandaki bir takım sorunlar yüzünden o mekandan kayboldular. Dan Liverpool'da kendi zamanına gitti. Yaz da 1820'lerdeki o işte ilk bölümde gördüğümüz enerjiyle ilgili bir sorun oldu. O maden gibi bir yerdeki o adamla karşılaştı. Daha sonra da işte zaman gezegeni dediğimiz ve işte antik bir tapınak olan o yerde yeni bir karakterle, yani bu sezonun yeni karakteriyle karşılaştı. Doktor ve son tören kısımları da işte öğrendiğimiz başka şeylerde de daha sonra öğreniyoruz ki son törenler Kırım Savaşı'nın olduğu yeri ve zamanı belli bir amaç için seçmişler. Bunlardan birisi orada at binme istedikleri için ve tabii ki bu birincil amaçları değil. Orada bir nokta, orayı bir pilot nokta olarak almışlar ve aslında geçmişteki zamanların önemli birçok bölümünü işgal ederek işte Flux'tan yararlanarak Flux'taki bu doktorun dikkat dağınıklığını fırsat bilerek işte dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Ve daha sonra işte doktor ve Dan burada konuşarak da işte onların amaçlarını daha iyi anlıyor. İşte ta temporal saldırıdan bahsediyor. İşte zaman içindeki büyük bir saldırı dalgası başlatmaktan bahsediyor ve zaman gemileri inşa ediyorlar. Böylece dünyanın geçmişini işgal edebilecekler. Tabii işte o sırada bizimden yine bir şekilde son taranlara yakalanıyor. Tabii ki onu kurtaracak kim var derken ilk bölüm tanıştığımız Lupari ırkına mensup Carnavista geliyor ve kurtarıyor. Özellikle bu bölüm o ikisi arasındaki diyalogları çok beğendim. Hatta işte vedalaşırken de diyorlar ya işte bir daha işte umarım görüşmeyiz tarzı ama aslında görüşmek istiyorlar belli. Çünkü birbirlerini sevmeye başlamışlar. Hatta Chris Chibnall da Lupari ırkının işte bu Carnavista karakteri hakkında şey demişti. Köpek insanın en iyi dostu fikrinden yola çıktım demişti. Güzel bir fikir. Kedileri gördük madem köpekleri de görelim. Neden olmasın? Ayrıca bence Jodie Whittaker bu sezon en iyi doktor performansını sergiliyor bence. Hani başlangıçta şeyler var diye hala da görüyoruz o yorumlar. İşte doktor kadın oldu, işte bir izlemem, dizi bitti gibi saçma sapan yorumlar görüyoruz ya. Yani tamamdır şöyle olabilir. Mesela karakteri beğenmezsin, eyvallah. Ama sırf kadın olduğu için bu oyuncunun bu performansını ve karakterini beğenmiyorsan yani bu kötü bir niyettir bence. Ve bu sezon doktor karakteri hem karakter olarak karakter hem de oyuncunun performansı olarak bence çok iyi bir iş sergiliyor. Ayrıca çünkü bu bölümde doktorun planı da harikaydı bence. Son taranların işte geri çekilmesini sağladığı plan harikaydı. Tabii orada işte İngiliz komutanın her şeye rağmen saldırgan tutumu ve savaş yanlısı tutumu üzerinden verdiği mesaj da güzel bir yani Doctor Who klasik bir mesajıydı. David Tennant'ın ilk geldiği bölümde de bu benzer bir şey vardı işte bir geri çekilmesine rağmen işte insanlar hala uzaylılara saldırıyor ve onları yok ediyor. Yine aynı şeyi gördük. Ben hoşuma gitti. Ben çünkü böyle şeyleri seviyorum. Bu tarz Doktor Who'nun bu tarz mesajlarını seviyorum. Güzel oluyor. Ayrıca bu bölüm içerisinde başka bir hikaye daha vardı. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. 1820'lere giden yaz. İşte kendini gizemli bir yerde buluyor demiştim. İşte bu yer aslında Zaman Gezegeni isimli bir yermiş ve burada zamanı koruyan bir takım rahipler, rahibeler gibi bir grup var. Bunlar işte zamandaki bozulmaları önlemek için burada toplanmış bir tür oluşum gibi bir şey bunlar. Ancak işte hem Yas hem de işte yeni karakter yani Winder ismi galiba Winder'dı.
Bir varlıkla karşılaşıyorlar ve sürekli repair, repair yani beni onar, onar diye tekrar ediyor. İşte daha sonra bunları işte nasıl onaracağız falan derken geçen bölüm tanıştığımız Ezur ve Swarm isimli iki tane uzaylı karakterimiz de o tapınağa geliyorlar. İşte bütün bunları anlatırken işte doktor da son taranları yenmiş bir şekilde yani tam yenmiş henüz erken belki de bu bölüm için yenmiş bir vaziyetteyken TARDIS'te bir tuhaflık olduğunu anlıyor. Ve TARDIS'te tuhaflık olduktan sonra birdenbire işte Yaz ve Winder'ın olduğu yere TARDIS onları götürüyor. TARDIS'teki tuhaflığı gördükten sonra TARDIS onları Yaz ve Winder'ın olduğu o gizemli yere, antik tapınağa getiriyor. Yani zaman gezegenine. Burada işte Ezur ve Swarm isimli iki uzaylı karakterimiz onları karşılıyor. Daha sonra Yaz ve Winder'ı o rahiplerin yerine geçmiş bir biçimde görüyoruz. Ve bizim işte iki tane o karakter doktoru tehdit ediyor işte bir şey yapma sanki ondan bir şey istiyormuşçasına yoksa onların bir hallederiz bir şekilde diyorlar onları yok ederiz diyorlar. Tam işte bu sırada da bölüm bitiyor. Şimdi bu hikaye ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle işte bu zaman bozulması, zamanın işte bozulan zamanı bir organizasyona bağlamak gibi şeyler bu zamanlarda yani bugünlerde çok popüler olan bir şey. Her ne kadar hikayesi farklı da olsa, farklı bir yönden ilerlese de ben bu hikayeyi birazcık Loki dizisindeki He Who Remains ve ekibinin bozulan zamanı bir dizginleştirme çabasına benzettim. Çünkü burada da rahiplerin bir lideri varmış galiba ve henüz ondan bahsedilmiyor. Hatta diyordu ki bunu kim yaptı size diyor, bilmiyoruz diyordu. Belki burada da böyle zamanın esas sahibi gibi diyeceğimiz bir varlık tarafından bu yer inşa edilmiş olabilir ve bunlar toplanıyor olabilir. Belki sonra sezon finalinde de bu kişiyi de görürüz. Hatta belki bütün bu olaylar, bu zamanın sahibi diyebileceğimiz kişi de Doktor Who'nun işte Timeless Child hikayesiyle de bağlantılı bir şekilde gidebilir. Tabii ki ben şunu demiyorum ve bu tamamen Loki dizisindeki hikayeyle benzer demiyorum. Sadece belli yönleri birazcık benziyor diyorum. Ve Loki dizisinde zamandaki sabit nokta durdurulamamıştı. Ardından paralel evrenler meydana gelmişti. Bu benim bir teorim. Acaba Doktor Who bu sezon sonunda bir şekilde paralel evrenler konusuna da değinebilirim. Acaba bu paralel evrenler hikayesi Doktor Who'nun yeni bir döneminin esas konusu olabilir mi? Çünkü Doktor Who diziyi farklılaştırmak ve uzatmak için bir sürü farklı yollar deniyor. Acaba bu trendi Doktor Who'da yakalayabilir mi diye düşünüyorum. Tabii bu kesin olacak diye bir şey yok. Bu sadece işte benim bir fikrim. Ya yani olsun olmasın önemli değil. Ben aslında esas istediğim şey 12. sezon finalinde de gördüğümüz bu Timeless Child konusunu hem Flux'la hem de bu bölüm gördüğümüz işte bu zaman gezegeni olayıyla ve tabii ki bu iki tane uzaylı karakterimiz büyük ihtimalle onlar da doktorun hatırlamadığı geçmişinden bağlantılı karakterler. İşte bunların hepsinin çok güzel bir kurguyla bize aktarılmış olmasını istiyorum. Benim bu sezondan en büyük beklentim bu. Bir dahaki bölümde Cybermen'leri, sonraki bölümde de ağlayan melekleri göreceğiz sanırım. Son taranlar gibi umarım onlar da güzel bir hikayeyle bize işlenirler ve hikayeye katkı sağlayacak şekilde işlerler. Benim bölüm hakkında söyleyebileceklerim kısaca bu kadar. Doktor Who çok güzel gidiyor. Doktorun oyuncusu da çok güzel gidiyor. Umarım böyle gitmeye devam eder. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Uygar. O zaman Ezgi, Ben sıra mi sende. devam edeyim? Tamam. Öncelikle şunu demek istiyorum. Bu bölümü izledikten sonra artık Judy'nin oyunculuğuna bir şey diyen kesinlikle art niyetlidir ve hani kadın doktor karşıtlığından dolayıdır. Evet, ilk geldiği sezonda bir senaryodan dolayı oyunculuğunu göremedik ama zaten diğer dizilerden bildiğimiz bir oyunculuğu var, yani kötü bir oyuncu değil ve bence bu bölüm geçen bölümde bu bölümde kafa karışıklığını hani
Fuyuk meselesini ilk anlamaması olsun, bu bölümdeki duyguları yani yüzüne yansıyan genel olarak ifadeleri olsun bence çok güzeldi. Ya da Umut'un bahsettiği gibi hani yönetmenin çekimi tercihi falan demişti hani oyunculuğun gösterememesiyle ilgili, ondan da olabilir ama artık yani göstermeye karar vermişler en azından ki bayağı gördük ama yazda hala sıkıntı var. Bilmiyorum yani kadının başka bir dizisini izlemediğim için yorum yapmak istemiyorum ama bu bölüm bile yine iyi değildi bence. Ve yine karakter gelişimi yok. Yani Wander'ın daha çok karakter gelişimi vardı açıkçası. Wander'ı daha çok sevdim. Bu arada Tasmin fanları biraz delirmiş. Yazla Wander'ı mı yapacaklar falan diye onları böyle bir arada görünce. Bu şey diyorlar işte biz yeni gelecek işte Den karakterinden korkuyorduk. Den'le bir ilişki olur diye. Wander geldi ne yapacağız delirmişler. Böyle bir şey gördüm Twitter'da yabancı fandom'da bu muhabbetler dönüyor. Türkler gördüğüm kadarıyla izlemiyorlar bile işte kadın doktor gibi böyle yorumlar size attığım yorum gibi değişik yorumlardan dolayı. Yani Şey de var mı diyorlardı. başka da? Hintli Master olduğu zaman da benzer şeyler diyorlar yani. Doktoru siyahi bir oyuncu canlandıracak mesela. Gene aynı şey diyecekler. Bunlar Tabii ki klasik. yani beğenmemek için beğenmiyorlar. Ona bakırsa Matt Smith'e de çok genç dediler. Capaldi'ye çok yaşlı dediler. Yani Aynen. kimi beğendikleri belli Doktor değil. David Asya da olur, siyahi olur, kadın olur, sürekli bir Bence şeyler. Bu doktor yaşlı konsepti olur. anlamamışlar aynen hani bunun bir zaman Aynen. lordu olduğunu ve rejenerasyon geçirince işte suratının her şey olabileceğini kaçırmışlar gibi geliyor bana. Çünkü hani insan değil ama ya da Master da insan değil ama ırk üzerinden götürüyorlar. Hatta Neyse bu ayrı Master'ın bir konu. klasik seride farklı insan olmayan görünümleri de vardı galiba. Bir canavar tarzı görünümleri bile vardı galiba. Tam olarak öyle Neyse. değil orası tabii de. Yani sonuç Bilmediğim olarak için. yani Yok aslında yok. dizi biraz daha böyle ırkçılık olmadığını işte zaman lordları için öyle bir şey olmadığını anlatıyor ama bence insanlar bunu kaçırıyorsa zaten izlemesinler. Onun dışında bölüm hakkında Kırım Savaşı'ndan başlaması beni çok heyecanlandırdı. Fragmanını izlediğimde de heyecanlandırmıştı. Ama Uygar'ın dediği gibi ben de yani o savaş sadece İngilizlerle Ruslar arasında geçmiyor. Zaten doktor açıklıyor aslında ama hani tamam Osmanlı'yı görmedik ama en azından arkada bir cephe daha var işte. Burada da Fransızlar var, burada da Osmanlı var demesini beklerim. Doktor açıklıyor sadece. Evet Kırım Savaşı şöyle 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 diyor. Bir tek İngilizler var. Tamam biliyoruz tamam BBC'nin dizisi de yani. Ben geçen sezon değil pardon. Judy'nin geldiği 13. Doktor'un ilk geldiği sezon ki Pakistan Hindistan bölümünden sonra biraz daha dünya tarihine girmelerini beklerdim. O yüzden bu bölümde de böyle bir şey bekledim. Hani evet normalde hep İngiliz tarihinden gidiyor. Evet işte Dalekler şeye gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Churchill'in olduğu zamanda falan. Hep İngilizler üzerinden. Tamam. BBC'nin dizisi. Ama bunu açtıklarını düşünmüştüm. O şeyi gördükten sonra, o bölümü izledikten sonra. Hindistan-Pakistan meselesini anlatan bölümden sonra. Ya da Rosa'yı Amerika'da izledikten sonra. Ama demek ki aşamamışlar yine İngiliz askerleri. Generalle ilgili verilen mesaj çok güzeldi. Yani genelde böyle ilk gördüğünüz andan itibaren sinir oluyorsunuz zaten. Ve sonunda tam böyle istediğim gibi kadın doktor mevzusuna değinilen. Yani çok gözümüze de sokmadan ama hem tarihi bir figürle seni kadın doktor olarak ciddiye almazlar demesi ve generalin ben gönüllüyüm sen ne anlarsın modu tam böyle istediğim mevzuydu hani. Doktorun işte Sontaranlara yaptığı oyun da iyiydi başta hani doktoru tanıyorum falan diye him diye bahsetmesi ve Sontaranların hiç beklememesi onu o şekilde. Onun dışında Sontaranların geliş şeklini çok beğendim. Böyle saçma bir şekilde gelmediler bence. Hani o açıktan girip bunu yapmaları, iki taraflı olması bir işte Den'in olduğu Liverpool'da geçen bir de Kırım Savaşı'na geçen şey olayı çok beğendim. Bir de ilk bölümde parça parça gördüğümüz şeyleri her bölüm yani mesela bu bölüm ağlayan melek çok yoktu yani gelecek bölümlerde olacak. Bu şey de güzel yani demek ki kısım kısım göreceğiz ama hani şey konsepti de güzel yani evren dağılıyor zamanda bir sorun var. Tüm uzaylılar da geliyor gibi bağlayıp hani bunların işte son taranların ağlayan meleklerin gelecek olması hepsinden bir hikaye çıkacak olması beni yine heyecanlandırdı. Saçma sapan yine eleştirenler olacaktır büyük ihtimal. İşte kullanmayacağım dedi yine döndü kullanıyor. İşte Moffat'ın yarattığı bir şeyi kullanıyor falan diyenler olmuş oldu yani gördüm. Ama yani güzel şekilde kullanmış. Bence
bu bölümde genel olarak Son Taran'da ağlayan melekleri de güzel kullanacak gibi duruyor. Yani ilk bölümden gördüğümüz kadarıyla kısa da olsa. Onun dışında Dan karakterini bu bölüm daha da sevdim. İlk bölüm zaten sevmiştim ya. Yani çok güzel yazmışlar gerçekten. Yani madem Chibnall böyle güzel yan karakterler, yol arkadaşları yazabiliyorsun, neden en baştan yazmadı? Bunu çok merak ediyorum ama olsun. Yani gerçekten gördüğüm her sahnede keyif alıyorum. Bir de hani adamdan, hani oyunculuğu da güzel ama hani karakterin yazımı da çok güzel. Annesi babasının dahil olması, işte yaptığı komiklikler falan. O köpek insanla da muhabbetleri çok komik bence, hani atışmaları olsun şeyi. Oraları beğendim. Bir tek şeyi eleştirmişler. Hani madem köpek insanlar gitmedi, orada insanlar neden öldü? Hani Son Taranlar nasıl öldürüyor? Bu adam, bu köpek korumaya gelmiş Deni. Diğerleri neden kendi insanlarını korumaya gelmiyor falan. Ama yani buna takılırsak çok fazla şey çıkar. İşte 7 milyar köpek geliyor, 7 milyar insana. Bunlar sürekli insanlarla aynı nüfustalar mı gibi çok düşünürsün böyle, hani nüfus artışına göre köpek ırkı da mı arttırıyor falan gibi çok fazla soru çıkar. Onu belki yazar bile düşünmemiş olabilir yani. Ben böyle şeylere takılmıyorum bu arada. Yani bilim kurgu izlerken de ıncını cıncını sorgularsam bir de çok keyif alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu bütün bilim kurgu şey yapımları için geçerli bence. Ya da böyle hata aramaya uğraşırsam, hani mutlaka senin kafana yatmayan bir şey olur ve yine açıklaması vardır ama seni tatmin etmez. Bence takılmamak lazım ki ben herhangi bir kötü mantık hatası bir şey göremedim. Her şey gayet çok güzel gidiyor yani. Daha da güzel olacak gibi. Bir tek sürekli şeyle bitirmelerini sevmedim. Ya yani birinci bölümde, ikinci bölümde de çok böyle ortada bitiyor. Tam böyle, ne, İngilizce'de bir kelime var bunun için. Hani cliffhanger diye, tam öyle bitiyor. Böyle bitmese de olur yani. Çünkü zaten orada sonra next chapter diye gösteriyor ve yazı görüyoruz zaten, bir sonraki bölüm diye gösterdiği şeyi, Wander'ı da görüyoruz. Demek ki kurtulacak yani. Neden orada bitiriyorsun? Gerek o kadar heyecanlı, yani tamam güzel. İlk bölüm çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Gene heyecanlı bitsin, güzel. Ama artık yeter bence. Zaten belli çünkü oradan bir şey çıkacağı, o şeylerin ne olduğunu falan çözemeyeceğiz belli ki. Evet, biraz daha devam edecek o yaratıkların mı diyeyim artık, ne olduklarını bilmiyoruz ama doktoru tanıyorlar. Bir de şeyi anlamadım. Orayı ben de kaçırmış olabilirim. Yazın eline yazdığının mevzusu ne? Onu anlamadım. Onun dışında o tapınak mevzusu, oradaki işte zaman gezegeni, doktorun bilmediği bir gezegen olmasa Ben ki onu bildiği şöyle Titan olur. anladım. Doktor olsa ne yapardı diye yazmış galiba sanki bilmiyorum da. Anladığım buydu benim. Kısaltma mı yazmış? Ne bileyim Evet. yani. What would the doctor do? Doktor olsaydı ne Ha, yapardı? ben kaçırmışım. Ha, tamam. Saçma, hala yazın karakter gelişimi yok sonuç olarak. Doktor olsa ne yapardı? Yapmadı bence. Başta mantıklı davrandı bu arada. Evet, ben sorumluyum falan deyip şey yapması. Oralar güzeldi ama bilmiyorum. Yine beğenemiyorum yazı. Üzgünüm yani. Wander'ı çok beğendim. Çok orijinal bir karakter o bence. Yani çok göremesek de ilk bölümde çok beğenmiştim böyle anlattığı kısmı falan. Bu bölümde de yine devam edecek büyük ihtimal. Gelecek bölümün şeylerinde görünüyordu, elinde silahla falan. Bir şey devam edecek onun mevzusu. Onun dışında hem şey diyecektim. O sırada Uygar şey açıkladı yazıyı. Bu zaman gezegeninden doktorun haberi olmaması bu şeylerden. Ama aslında büyük ihtimal Timeless Child mevzusundan aslında bildiği bir şey ama yani hatırlamıyor, bilmiyor. Bu çok iyi bence. Yine kafası karışıyor. Böyle bir şey yok diyor. İşte yok burada zaman ve şey sıfır, bu imkansız diyor. Böyle hep şaşırıyor yani ki hani en azından modern seride bildiğimiz doktor bu kadar şeyi bilmeyip bu kadar şaşırmaz yani. Ama onu bence çok güzel işlemişler. Büyük ihtimal yani orasının kendi geçmişiyle bir bağlantısı var. O şeylerle de var zaten. Dedi biz seni tanıyoruz falan filan. Onun dışında ne diyecektim bu bölümle ilgili başka? Sanırım yok. Yani siz konuştukça aklıma gelir belki ama genel olarak bu kadar. Yani tarihi bir karakteri işlemeleri güzeldi yine. Bence seçimi de güzel. Kırım Savaşı yani şeyi bağlamaları da güzel. Son Taranları işlemeleri de güzel. Yani daha ne olsun? Den'in hikayesi ayrı güzeldi. Bu şekilde. Ama şeyi merak, Den'i böyle hani çok böyle maceranın içine geldi gibi, tam yol arkadaşı da olmayacak gibi. Onu da böyle bir şey görmek isterim. Hani bu bölüm, bu sezon full böyle hikaye gidecek. Tamam, çok güzel bu konsepti sevdik zaten de. Den'i böyle bir yol arkadaşı olarak da sıradan hikayelerde de görmek isterdim. Şimdilik bu kadar. Belki siz Ben hatta konuşunca aklıma bir kalsa şeyler gelir. keşke.
Sonraki doktor geldiğinde de kalsa keşke. Aynen, keşke. Ha, onu diyecektim. Keşke kalsa, hani sıradan bir bölümde de işte bir görmek isterdim ara hikayede falan. Hani çünkü burada hep koşuşturma olacak büyük ihtimal. Evrenin sonu geliyor. Gelmek ister misin dedi ama diğer yol arkadaşlarına gelmek ister misin demesi gibi değildi yani. Orada yazı kurtarmaya gittiler gene tehlikenin içine. Bu arada bu el şıklatma mevzusu da çok Thanos özentisi bir şey olmuş. Başka bir şey bulamadınız mı demek istiyorum bölümün sonuna. Burada bitiriyorum şimdilik yorumlarımı. Teşekkürler Ezgi. Ben de notlarımdan o zaman okuyayım mı böyle direkt notlarda? Doktorun bölümün girişinde siyah beyaz olarak gördüğümüz o bir ev var. O evin henüz ne olduğunu bilmiyoruz. İlerleyen bölümlerde ortaya çıkacak gibi duruyor. Fakat evin House of Lungbarrow, yani doktorun ailesinin, klanının, aşiretinin evi olduğuna dair bir söylenti var. Daha evvel biz klasik seride falan görmedik. Fakat 90'lı yıllarda yazılan kitaplarda bu evden bahsediliyor. Ve bir tane de çizim var. Böyle uzaktan görüyoruz orada da evi. Ben baktım, çizimler birbirine benziyor. Yani evin tasarımıyla çizim birbirine benziyor. Orası olma ihtimali çok yüksek. Umarım orasıdır. Çünkü bu Lungbarrow hikayesine girdikleri takdirde şeye dönecekmiş. Doktor işte Lungbarrow hanesi. İşte bunlara Great Houses deniyor, hani ulu haneler. Bu hanelerin bağlı olduğu başka bir yer var. Onlar hatta Rassilon'dan bile daha eski oluşumlar bunlar Gallifrey'de. Yani bir noktada şeyler böyle zaman lordları olmadan evvel var olan yapılar hala devam ediyorlar. Hala Gallifrey içerisinde bunlar zaman lordu olmuşlar ve söz hakkı elde etmişler, söz sahibi olmuşlar gibi bir duruma gelecek. Muhtemelen çok detaylı işte Lungbarrow oydu, buydu, şuydu, Gallifrey şöyleydi diyeceklerini sanmıyorum. Ama bunların konuşulması için bir yol açılacağı düşüncesindeyim. Hatta yine söylüyorum, Russell T. Davies ikinci döneminde bu sezondan çok fazla şey sahiplenecek. Çok fazla içerik buradan çıkartıp kendine yeni hikayeler oluşturacak diye düşünüyorum tabii. Bu benim düşüncem. Devamında Kırım Savaşı'ndan bahsedilmesi benim de çok hoşuma gitti. Ben şeye baktım. Niye Osmanlı'yı görmedik falan diye. Fakat orada şöyle bir sorun var. Bu Sivastopol olayı, ki bölümde esasen Kırım Savaşı'nın Sivastopol cephesini görüyoruz. 1854-1855 arasında Birleşik Krallık ordusu, Fransa ordusu Ruslara karşı savaşıyor. Yani orası doğrudan İngilizlerin ve Fransızların yer aldığı bir cephe. Osmanlı var mı? Evet var, ama destek birlik olarak var. Daha geriden geliyorlar. O noktada hani Osmanlı'nın sadece bu savaşa dahil olduğundan bahsediyorlar ve Osmanlı'yı göstermiyorlar. Sontaronlar'da bu bölüm bir şey daha öğrenmiş olduk. Bu Sontaronların Sontarha diye bir şeyleri var ya, tezahüratları var ya, bu olumlu bir tezahürat. Hani çok yaşa Sontar, çok yaşa Sontar gibi bir kavram. İlk defa bu bölümde bu kavramın olumsuzunu gördük. İhanet eden bir Sontar Ho diyerek, yani bunun olumsuzunu kullanarak bir varçan, yani bu sloganını, savaş nidasını şey yapıyor. İleride daha çok duymayı istiyorum bu Sontar Ho'yu. Sontaronlar bu arada benim sevdiğim uzaylılardan biri. Bunun sebeplerinden biri de klasik seride çok fazla Sontaron hikayesi olmadığı için geldikleri zaman güzel bir hikaye işlenip gidiyor. İlk Sontaron hikayesi The Time Warrior. Üçüncü Doktor'un bir bölümü. Sereceğini ve Sontaronları ilk defa bu bölümde görüyoruz. The Time Warrior bölümünde Sontaronlar 13. yüzyılda bir kaleyi ele geçiriyorlar. Orada da yine bir Sontaron kaçış podu gezegene düşüyor. Sonra oradaki bir kaleyi ele geçiriyor. Oradaki, daha doğrusu kalenin komutanıyla anlaşıyor. Bu arada kalenin komutanı da öyle bir şey değil. İngiliz soylusu değil. Aksine haydutlar kaleyi ele geçirmişler. Sontaron'da bu haydutların başıyla, haydutların reisiyle işbirliği yapıyor. Bu onlara silah vereceğim diyor. Onlar da buna işte yardım sağlıyorlar falan. Böyle bir hikaye var. O hikayedeki Sontaron komutanının adı Lynx. Ve bu bölümde andılar onu. İşte bizim işte eski komutanlarımızdan Lynx falan dediler. O da böyle bir zamansal sorun sebebiyle
Trontarron-Rutan Savaşı'ndan dünyaya düşmüş 13. yüzyıla. Ve o bölümde Lynx ata biniyor. Tabii biz bu ata bindiği sahneyi görmüyoruz. Canlandıran oyuncu Kevin Lynx'e kalp hastası. Ve ata binemiyor. Ama şey var, böyle at getiriyorlar Lynx'e, bilmem nereye gideceğiz diyorlar. Ata binmesini istiyorlar. O da mırın kırın ediyor ama ata bineceğim diyor. Ve bir sonraki sahnede ata binmiş, işte o yolu gitmiş ve attan inmiş olarak görüyoruz. Hani ve Lynx'in şöyle bir olayı var. Bu insanlarla ilk karşılaştığında beyaz bayrak açıyor. Diyor ki hani korkmayın diyor. Ben diyor barış içinde geldim. Barış için geldim buraya. Diyor. Bunu söyledikten hemen sonra da şey diyor. Bu gezegeni ve uydularını diyor Tontaron İmparatorluğu adına diyor el koyuyorum. İşgal ediyorum falan gibi böyle bir söylemi var. Biraz da böyle şey o Lynx'i biraz daha böyle yüceltmişler bu hikayede. O ata binmişti. O yüzden ben de ata bineceğim. Ama bize bir yandan da büyük bir savaş lazım. At var. Savaş var. O zaman Kırım Harbi olsun gibi bir seçenek. Benim çok hoşuma gitti bu klasik seri hikayesi üzerinden bağlantı. Aynı zamanda bu The Time Warrior bölümü Gallifrey adını duyduğumuz ilk bölüm. Daha evvel Doktor hep kendi gezegenim, işte ırkımın gezegeni falan diye bahsediyor. İlk defa bu bölümde Doktor'un gezegeninin adını öğreniyoruz. Yine şey var. Yine bu bölümde Doktor Sontaronlarla konuşurken zaman Lord'u başkanı olduğunu, Lord Başkan olduğunu söylüyor. O da yine başka bir bölüm olan, başka bir Sontaron bölümü olan The Invasion of Time'la bağlantılı. Invasion of Time'da da 4. Doktor Lord Başkan seçiliyor. Daha sonra bu Sontaronların Gallifrey'i işgal etmesine müsaade ediyor. Oradaki planı çok daha farklı tabii. Başka bir olay var bu meselenin ardında. Onu ortaya çıkarabilmek için Sontaronların Gallifrey'i işgal etmesine müsaade ediyor falan. Hep böyle şey, eski Sontaron bölümlerinden bir şeyler vardı bu bölümde. O benim çok hoşuma gitti. Böyle eskiden çok sevdiğim bir şeyi izliyormuş gibiydim bu bölümü izlerken genel olarak. Bu Kırım Savaşı Doktor'un daha evvel de birkaç kez anıldı. Yakın zamanda animasyon bölümü yayınlanan The Evil of the Daleks bölümü var. İkinci Doktor'un kayıp bölümlerinden biri. O bölümde ikinci Doktor daha evvel Kırım Savaşı'nda bulunduğundan da bahsediyor. Ne yapmış tabii onu bilmiyoruz. Daha sonra yine ikinci Doktor'un son bölümü olan War Games'te de burada da ilk defa Gallifrey'i görüyoruz. İlk defa Gallifrey'e gidiliyor. İlk defa başka bir zaman Lord'unu görüyoruz. Gerçi orada ufak bir hata var. Doktor Susan, Madeline Monk. Ama ilk defa bir hani Gallifrey'de zaman Lord'u olduğunu söyleyen birilerini görüyoruz. Diyelim. War Games'te de dünya tarihinin çeşitli noktasından kaçırılmış askerler var. Bunları alıkoymuşlar zamanda ve o savaşın içerisinde birbirleriyle savaştırıyorlar. Burada İspanyol İç Savaşı'ndan da alınmış askerler var. İşte Fransız Devrimi sırasından alınmış askerler de var. İşte İngiliz tarihindeki önemli bir savaştan alınmış askerler de var. Oradaki askerlerden biri de ya bir kısmı da Kırım Savaşı'ndan alıkonmuş askerler mesela. Yine böyle bir Kırım Savaşı durumu var. Bilkiniş'in sesi hikayelerinden birinde The Angel of Scutari yani Üsküdar'ın meleği. Bu sesi hikayede Florence Nightingale'i görüyoruz. Florence Nightingale öncü hemşirelerden biri. Bu bölümde de anıldı. Diğer isim de zaten Mary Seacole. Florence Nightingale'i daha savaşın ön hatlarında yer alan isimlerden biri. Daha bu taraflarda yer alan isimlerden biri. Hatta işte İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi var. O kadar bizden biri. Lambalı kadın deniyor. Böyle gece uyumazmış, yaralıların arasında gezer, onları sürekli kontrol edermiş. Bu hikayede 7. Doktor Ace ve Hex diye bir karakter var. Çizgi roman kökenli bir karakter. Kırım Savaşı'na geliyorlar. Ve hatta bu Kırım Savaşı'nda TARDIS bir İngiliz topu tarafından vuruluyor ve bir sorun yaşıyorlar. İlginç bir durum. Güzel bir hikaye. Yani bu Kırım Savaşı aslında Doktor'u içerisinde sık sık anılan ya da bir şekilde işlenen bir hikaye. Daha evvel 7. Doktor ve Ace ile Florence Nightingale'i işlemişlerdi. Burada da Mary Seacole'i işlediler. Biraz daha böyle o dönemin diğer noktalarında başka kimler vardı konusu çok güzel işleniyor. Bu isimlerden biri de ilk bölümde de gördüğümüz karakter, şu an adını hatırlamıyorum.
Liverpool'lu olan adam, şu maden kazı işleriyle ilgilenen adam. O adamla mesela Liverpool tarihinin önemli isimlerinden biri. Liverpool'da işte bu metro, tüneller, bu gibi çalışmaları yapan bir adam. Ve bu konuda çok takıntılı biri. Bütün işi gücü bu altyapı sistemlerini, tünelleri, işte metroları vesaire yapmak ve bugün Liverpool'u yapan isimlerden biri. Ben de demişti ya, bunlar Liverpool'u yapan isimler diye. Böyle bir durum var. Aynı zamanda Dan'in Mary Seacole'u tanımasını da hani böyle hemen tanıması da çok hoşuma gitti. Genel olarak şöyle bir şey var. Bir Kırım Savaşı ve bununla bağlantılı karakterler, hikayeler, bunların öncü durumu, hikayede başka öncülerin olması, işin bu tarihi kısmı, öğretici kısmı, dikkat çekilen kısımlar gerçekten çok hoşuma gitti. Sadece bizim tarafımızdan değil, hikayede yer alan bir karakterin gözünden de bunun önemsendiği, bunun bilindiği, buna dikkat edildiğini görmek benim hoşuma gitti. Daha evvelki sezonlarda kim o, kim o, o kim gibi durumları görmedik. Aa, mevsik olmuşsun sen, tamam, çok güzel, memnun oldum falan. Benim hoşuma giden unsurlardan biriydi. Onun haricinde şey çok hoşuma gitti. Doktorun Venetian Neckpinch'le oradaki askeri bayıltması çok hoşuma gitti. Bu üçüncü doktorda yine The Time Warrior bölümünde de vardı. Hatta orada da Son Taron'u bayıltmaya çalışıyordu ama bayıltamıyordu falan. Yine böyle bir şey görmek, Son Taron'lu bir bölümde yine eski bölümlere referanslar görmek, oradan bazı devamlılıklar görmek benim çok hoşuma gitti. Sonu diyebiliriz, bölümün sonu diyebiliriz. Atropos Tapınağı ve içindeki Maoriler, zamanı koruduğunu düşündüğümüz varlıklar. Bu Atropos Tapınağı anladığımız kadarıyla ya zamanın ve uzayın sıfır noktasında, yani Big Bang ile bağlantılı bir noktada, ki bu Big Bang noktasını daha evvel biz bir iki kere gördük klasik seride, herhangi bir varlık yok. O zaman en mantıklı şey bunun uzay ve zaman yapısının dışında yer alan bir yerde olduğu ve bu evreni etkilediği. Bu daha mantıklı bir düşünce gibi geliyor bana. Bu Atropos, antik Yunan kökenli bir kavram tabii. Nedir hatırlamıyorum ama ufak bir araştırma yaptım bu Maorilere dair. Maori antik Yunan kökenli bir tanrı grubu. Bunlar üç kişiler. Bu eskiden yün eğirmek için, yünden iplik yapmak için kullanılan çıkrıklar var. Belki biliyorsunuzdur, hatırlarsınız. Diğerlere resmi de koymayız zaten. Bu bir çıkrık başında yer alan üç kişi olarak tasvir ediliyor bunlar. Biri iki dokuyor, yani zamanı oluşturuyor. Biri bu zamanın sınırlarını belirliyor. Yani kişilerin hayatlarının diyelim ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini belirliyor. Üçüncü kişi de bunların başlatılması ve bitirilmesinden sorumlu. Yani biri zamanı kuruyor, biri sürece karar verip, biri de başlangıcını ve bitişini bitiriyor. Bunlara üç kişiler Maori, tabi burada daha fazla, altı kişilerdi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bir alternatif Maori durumu var. Swan, Azure ve The Passenger, yolcu. Bunlar üç kişi. Ve kendileri muhtemelen oraya geçmek istiyorlar, zamanı kontrol etmek istiyorlar. Benim bu iki bölümdür gördüğümüz süreçten şöyle bir çıkarımım oldu. Söylenen sözlerden sebep. Bu Azure ve Swarm aslında daha evvel bu olayı yaşamışlar. Daha evvel o tapınakta bulunmuşlar. Bir şeyler yapmışlar. Ve oraya tekrar geliyorlar. Bana soracak olursanız aslında biz bu evren tekrar tekrar sıfırlanıyor. Tekrar tekrar bir şeyler yaşanıyor ve Atropos tapınağındaki Maoriler bunların daha düzgün bir halde akmasını sağlıyorlar. Evrenin uzayın ve zamanın yapısını koruyorlar. Daha evvel bu Azure ve Swarm'la karşılaşmışlar. Hatta ona önlem olarak da bir yakınlık dedektörü falan kurmuşlar o yapının içerisine. Ve tekrar geldiklerinde işte bu üçgen rahipler, havada süzülen lambalar, tapınakta istenmediklerini, yasaklı olduklarını falan söylüyor. Ya daha evvel doktorun eski hallerinden biriyle, muhtemelen işte bu fugitive doctor dediğimiz süreçte
ya da zamansız çocuk dediğimiz süreçte yer alan doktorlardan biriyle nihayetinde bildiğimiz doktorların haricinde olan bir doktorla karşılaşmışlar. Muhtemelen doktor bunlara engel olmuş. Ya da bu olay tekrar tekrar yaşanıyor. Evren yaratılıyor. Olaylar yaşanıyor. Ve bir noktaya geldiğinde evren belli bir doygunluğa, belli bir büyüklüğe ulaştığında tekrar bunlar tapınağa geliyorlar. Tekrar sorunlar yaşıyorlar gibi bir şey hissettim. Çünkü Flux'un gelmesi de evren dışındaydı. Bunların bulundukları yerde evren dışında. Çok da bu evreni alakadar eden bir durum yok. Hatta ben bu bölümden evvel şey diye düşünüyordum. Acaba bunlar evreni belli bir standarda mı resetliyorlar bu Flux sayesinde? Flux aslında yok etmiyor da bu doktorun ve diğer zaman yolcusu ırkların yaptıkları bozulmaları belli bir standarda mı oturtuyor acaba? Bir hani soft reboot mu yapıyor gibi bir şey düşünmüştüm. Ama bu bölümle birlikte Flux'u Azure'un ve Swarm'un kontrol etmesi sebebiyle aslında zamana karşı bir hareket olarak algıladım. Muhtemelen zamana hükmetmek istiyorlar. Ve bu da oranın kontrol edildiği, zamanın kontrol edildiği bir yer olduğu için orayı ele geçirmek istiyorlar. Açıkçası benim beğendiğim bölümlerden biri ve bu bölümün de doktorun geleceğine önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. İki düşüncem var genel olarak. Birincisi izlediğim şeyden zevk almayı istiyorum. Ve bu iki bölüm gerçekten çok zevkli benim için ve uzun zamandır ben daha önceki bölümde falan da söylemiştim. Çoğunlukla bir kere izliyorum bölümü veya işte iki kere. Ama bu ilk bölümü 4-5 kere izledim. Bu bölümü daha bir kere izledim. Birkaç kere daha izlerim muhtemelen önümüzdeki haftaya kadar. Ve sezon bittikten sonra da muhtemelen ben birkaç kez daha bu sezonu izleyeceğimi düşünüyorum. Gerçekten seyir zevki yüksek bir sezon. Hem bölümler hem sezonun şu an gördüğümüz kadarıyla geneli. Diğer bir beklentim de şu. Anlatılan hikayeler, anlatılan olaylar dizinin geleceğini nasıl etkileyecek? Ne gibi yollar açacak? Ne gibi imkanlar sunacak? Bunun da bu yolların açılacağını, bu imkanların sunulacağını düşündüğüm için seyir zevkimin üstüne bir de böyle bir düşünceyle gerçekten ben bu bölümlerden çok memnun oldum. Ne anlatabilirim, ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çok fazla notu var. İki bölümde çok fazla şey anlatıldı. Çok fazla soru işareti ortaya atıldı. Bu sezon içerisinde muhtemelen bu soru işaretlerinin bir kısmı cevaplanacak ama bir kısmı da cevaplanmadan önümüzdeki sezonlara bırakacak kendini. Gerçekten önümüzdeki sezonlarda neler göreceğimiz konusunu da çok heyecanlıyım. Şimdiden 2024 planları yapmaya başladım. İşte ne zaman etkinlik yaparız, yayın yapar mıyız, neler yapabiliriz falan diye düşünüyorum. Çünkü RTD çok iyi bir dönemin ardından kendi dönemini başlatacak ve çok iyi imkanlarla başlayacak. RTD'nin de bunu güzel değerlendireceğini düşünüyorum ya da değerlendirmesini umut ediyorum deyip. Benden bu kadar, bir sürü not var burada. Çimnıl'a teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bölümleri yazdığı ve bu pandemi sürecinde böylesine güzel bölümleri çekilmesini sağladığı için, fikirleriniz için, yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sonraki bölümde Patron. görüşmek üzere.